Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, ahlak konusunu irdelemeye başlamıştık. Bugün de inşallah İslam ahlakı ve Batı ahlakıyla karşılaştırması ve hadis-i şeriflerde ahlak konusundaki öğütlerle alakalı değerlendirme yapmaya çalışacağım. Malum ki İslam teslim olmak demektir. Kurtuluşa, selamete ermek. Uyum içerisinde, barış içerisinde birbirinden emin olan toplum oluşması demektir. Müslüman her şeyden önce Allah'a teslim olan, aklıyla, iradesiyle, gönlüyle ona itaat etme sözü veren, bunun içinde kurtuluşa erecek bir yola giren ve her noktada da diğer insanların kendisinden emin olacağı, güvenilir bir ahlaki özelliklere sahip olan demektir. Onun için İslam ahlakı da insanı tümüyle Rabbinin razı olacağı şekilde terbiye edecek yöntemleri ona sadece öğretmekle kalmayıp aynı zamanda uygulayacağı imkanlar bahşeden, sorumluluğunu hatırlatan, hükümleri içeren bir dindir. Sorumluluk deyince kısaca izah etmekte fayda görüyorum. Mesuliyet duygusu aslında çok yüce bir duygudur. İnsanoğlunun yeryüzünün halifesi, efendisi olmasının Allah'ın ruhundan üflenen yaratıkların en şereflisi olma özelliğinin getirdiği bir mükellefiyettir. Onun için sorumluluk dışına çıkmaktır. Sorumlu olmamak için sorumluluk bilincine sahip olmak gerekir. Zaten ahlak da bu sorumluluk duygusuna dayanır. Takvaya, ihsan bilincine gitmesi için insanın devamlı sorumluluk bilincini taşıması lazım. Hani hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz buyruluyordu hadis-i şerifte. O yüzden nelerden sorumluyuz? Kıyamet gününde Allah nelerden soracak? Ömrümüzden soracak. Onu nereye harcadığımızdan, nereye kullandığımızdan, nasıl, ne yönüyle sağlığımızı, gençliğimizi giderecek davranışlarda bulunduğumuzdan sorulacağız. İkinci olarak ilmimizden sorulacağız. Yani onu nerede kullandığımızdan, hangi ilimler tahsil ettiğimizden, ilimle neyi arzulayıp neyi hedeflediğimizden, ilmimizi hayata ne yönüyle, ne kadar, nasıl geçirdiğimizden, başkalarına o ilmimizden ne oranda faydalandırdığımızdan sorulacağız. Üçüncü olarak malımızdan sorulacağız tabii. Malımızı nereden kazandık, nereye harcadık? Kendi malımız mı kabul ettik, Allah'a ait olduğunu değerlendirip emanetçi bilincine mi sahip olduk? Bundan sorulacağız. Yine insan varlığını, vücudunu, sağlığını ne ile yıprattığından elbette sorulacaktır. Yine vaktinden sorulacaktır. Onu nasıl harcadığından, nasıl kullandığından, zaman denilen mefhumu nasıl, niçin tükettiğinden sorulacaktır insanlar. İnsanların sorumluluğu bu anlattığımız beş alanın bütün hayatına şamil olduğunu değerlendirebiliriz. Bunun yanında insanın sadece kendi davranışlarından değil, başkalarının davranışlarından da sorumlu olduğu durumlar vardır. Yani insan kendisinin ömründen, zamanından, ilminden, malından, cisminden sorulduğu gibi başkalarının davranışlarından da sorumlu olur. Ne yönüyle? Emir verir, azmettirir, mecburiyet ile yaklaşır başka birisine. Yani o başkasının onun emriyle, onun azmettirmesiyle, onun özendirmesiyle yaptığı fiillerden de insan sorulacaktır. Hani hayra delalet eden hayrı yapmış gibidir. Şerre delalet eden, şerre yardımcı olan, onu emreden kimse de o şerri bir fiil yapmış gibi olur. Yine kötü örnek olmak da sorumluluğu gerektirir. Hiç emretmediği halde, diliyle söylemediği halde yanlış şeyleri toplumun içinde, çoluk çocuğunun yanında yapıp kötü örnek olduğu zaman işte
o davranışlardan da başkasının yaptığı ama kendisinin kötü örnek olarak sebep olduğu başkasının davranışlarından da hesaba çekilecektir, sorumlu olacaktır. Üçüncü olarak da kötülüğe, münkere ses çıkarmamak, tepki göstermemek, onu onaylamak demek olduğu için o kötülük tarafında yer almış, onu düzeltmemiş, onu değiştirmemiş olduğu için de başkası yaptığı halde o kötülüğü ona seyirci kaldığı için de kişi başkasının yaptığından dolayı hesaba çekilecektir. Çünkü o başkalarını düzeltmeye, nehy-i anil münker yapmaya çalışmadığından dolayı. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır vecizesinde olduğu gibi bir hak var ve siz o hakkı ketmediyorsunuz, gündeme getirmiyorsunuz, haksızlığa tepki göstermiyorsunuz. Böyle bir durumda insan elbette onun vebalini çekecektir. Hani meşhur hadis-i şerifi hepimiz biliriz. Maal olarak kim sizden biriniz kötülük, münker bir şey gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin, gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. Kalbiyle değiştirmek imanın en zayıfıdır denilir hadis-i şerifte. Evet sevgili dinleyiciler, bir kötülük gören bir Müslümanın mutlaka o kötülüğe müdahale etmesi, o kötülüğe dur demesi, hatta dur demekle de kalmayıp onu en güzeliyle değiştirip alternatifler oluşturması boynunun borcudur, en önemli görevidir. Eliyle değiştiremeyen bir kimse güçsüz olduğunu kabullenecek, diliyle değiştirmeye çalışacak. Buna da gücü yetmediği durumda en azından kalbiyle değiştirme gayretinde bulunacak. İmanın muhafaza edilmesi için mutlaka kalben olsun kötülüğe karşı tepki gösterecek, buğz edecek, o kötülüğü en azından gönlüyle mücadele ederek, onunla tepki göstererek değiştirmeyi en azından kalple alakalı bir görev olarak kabul edecektir. Kalple buz yanlış anlaşılıyor. Hadis-i şerifte atıf ile Arapça bilenler bilirler. Atıfla değiştirsin ifadesine atıfta bulunulmuş olur. Yani kalple buz ifadesi değil, kalple değiştirsin anlamına gelir hadisteki ifade. Onun için kalp nasıl değiştirir bir insanın kötülüğünü? Müminin kalbi elbette kalıbına etki edecektir, tavrına etki edecektir. Mümin içi başka, dışı başka olamaz. İçi başka, dışı başka olanlar münafıklardır. Kalben tepki gösteren, buğz eden insanın gözleri çakmak çakmak olur. Elleri işte o haramın işlenilmesinden dolayı titrer. Vücudu anormal bir tepki gösterir. Gözlerinden işte olumsuz enerjiler yansır. Bir kişinin arkasından bile bakmış olsa o kişi rahatsız olur. Acaba kim beni rahatsız ediyor diye kafasını dönme ihtiyacı duyar. Veya öyle bir kalbin buğz etmesi öyle bir etki edecektir ki karşısındaki insan onun yaydığı enerjiden dolayı, onun buğzundan dolayı o davranışını bırakmak ihtiyacı hissedecek. Öyle bir etkilenecek ve değişikliğe götürecektir. Yani babamıza hakaret edilse ya da öldürülse, yaralansa, yaralasa birisi, elimizle dilimizle ona müdahale edememiş olsak nasıl bir tavır takınırız? Gözlerimiz nasıl olur, vücudumuz nasıl olur, tavrımız nasıl olur? Öyle bir durum, ondan daha önemli bir durum. Yani Allah'a isyan ediliyor. Babamızdan çok daha kıymetli olan, her şeyimiz olan Rabbimize isyan edilme durumunda bir günah, bir münker işlenildiği zaman gözümüzün önünde yapılıyorsa böyle bir durum nasıl buğz etmeli, nasıl tepki göstermeliyiz? İşte imanın en zayıf noktası budur. Onun için başkalarının yaptıklarından bile sorumlu olacak kadar güzel ahlakı benimsemek durumundayız. Ya bana ne, neme lazım demek, güzel ahlaklılık, yumuşak huyluluk, etliye sütlüye karışmadığı için, suya sabuna dokunmadığı için iyilik demek değildir sevgili dinleyiciler. Biz Allah'ın askeri olmak, onun emrettiği konumda bulunmak ve toplumu da ona kul yapacak, kötülüklerden uzaklaşacak bir şekilde emretmek, tepki göstermek, onlara da güzel örnek olmak mecburiyetimiz var.
Nelerden sorumluyuz? Bir iki cümleyle onu da ifade edeyim. Ahlak en temelde sorumluluk bilincine sahip olmak demektir. Evet, amellerimizden ve amellerimizin neticesinden sorulacağız. Başkalarının amelinden de demin ifade ettiğim gibi emretme, kötü örnek olma, kötülüğüne ses çıkarmama noktasından sorumlu olacağız. Kime karşı sorumluyuz? Sadece Allah'a karşı değil. Allah'a karşı en başta sorumluluk bilincine sahip olacağız. Zerre kadar yaptığımız hayır ve zerre kadar yaptığımız şerrin hesabı sorulacak ve her yaptığımızın tek tek sorumluluğunu öteki dünyada değerlendireceğiz. Ama sadece Allah'a karşı sorumlu olmadığımızı belirtmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim bize üç sınıfa karşı sorumlu olduğumuzu ifade eder. Bunlar iç içe daireler gibidir. Birincisi Allah'a karşı. İkincisi beşeri sorumluluğumuzdur ki diğer insanlara, kamuoyuna, İslami bir yönetime, çevremizdeki insanlara karşı sorumluluğumuz vardır. Ailemizden başlayarak mesuliyetini yüklendiğimiz insanlardan ve çevremizdeki kişilerden elbette sorumluluğumuz var. Sonra içimize karşı da, kendimize karşı da, vicdanımıza karşı da sorumluyuz. Önce insanın kendisine karşı saygısı, sevgisi yitirilmemeli, özgüven kaybedilmemeli. Sorumluluğumuzu kendimize yönelik de değerlendirmeliyiz. Kendi ölçülerimizle kendimizi tarttığımızda da rahat uyuyabilecek, aynaya baktığımızda tiksinmeyecek bir güzelliğe, bir olgunluğa, bir vicdan rahatlığına, huzura, iç bütünlüğümüze, içimizin İslamlaşmasına yönelik de gayretlerimiz olacak. Yani vicdanımıza karşı da, nefsimize karşı da, kendimize karşı da sorumluluğumuzun olduğunu değerlendirmek zorundayız. Yani bazıları işte Allah beni iyi olarak biliyor, toplum kötü olarak bilse de önemli değil derlerse bu yanlış bir şeydir. Elbette Allah'ın bizi iyi bilmesi önemlidir de tabii ki topluma karşı kendini savunamayan aciz insanların, kendi yaptığı durumu temize çıkartamayacak durumdaki insanların belki sözüdür. Biz elbette her şeyden önce Allah'ın yanında iyi insanlar olmaya çalışacağız ama çevremizdeki insanlar da bizden güvenecekler, bizi iyi olarak tanıyacak, töhmet altında bulundurmayacak şekilde biz onlara kendimizi iyi tanıtmak, örnek olmak ve güvenilir bir özelliğe sahip olmak zorundayız. Bu aynı zamanda kendimize karşı sorumluluğumuzu da zaten gerektirmiş olacak. Evet, ayet-i kerimenin birinde Tevbe suresi 105'te ve kul i'melu feseyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun denilir. Siz davranışlarınızı yapın, mutlaka Allah sizi görecektir, Resulü görecektir, müminler de görecektir de buyurulur peygambere hitaben. Dolayısıyla Allah'a karşı Resulünün temsil ettiği İslami bir yönetime ve çevreye, kamuoyuna karşı ve müminlere karşı, kendimize karşı sorumlu olduğumuzu Kur'an bu ayetiyle ve Enfal suresi 27. ayetiyle ifade eder. Evet. Onun için sevgili dinleyiciler, ahlaki noktada her yaptığımızdan hesaba çekileceğimizi düşünen bir yaklaşımla olaylara bakmamız lazım. Allah ölümü ve hayatı hangimiz daha güzel davranışta bulunacak diye imtihan etmek üzere yarattığı, bizim güzellik yarışması gibi hayırlı, güzel insan olmak için birbirimizle yarışacağımız bir ortamı oluşturmak, hayırda birbirimize örnek olup teşvikçi olmak, hayırda yarışmak, ahlaki erdeme sahip olmak için önemli hususlardandır. Sevgili dinleyiciler, yine ahlakın kazanılıp düzeltilmesi mümkün müdür? Yer yer batı kurumlarının empoze ettiği, batılı kafir insanların yönlendirdiği eğitimle alakalı kitaplarda, sözlerde, insanın karakterinin değişmeyeceği, huylarının işte 8-10 yaşından sonra artık kemikleşeceği ve değişikliğin çok az mümkün olduğu gibi ifadeler vardır. Yani atasözümüz halinde de ifade edilir. Can çıkar, huy çıkmaz denilir. Dolayısıyla
huyların değişmeyeceği, karakterlerin değişmeyeceği gibi bir anlayış yer yer insanlarda sabit bir nasmış gibi kabul edilen bir durumdur. Bunlar kesinlikle İslami öğretilere uymaz, Kur'an'ın emirlerine, tavsiyelerine uymaz, ahlak kavramına uymaz. Elbette güzel ahlak kazanılması, çirkin ahlakların, huyların terk edilmesi mümkündür. Kur'an nice ahlakla alakalı emirleri buna delildir. İyi ahlakla ahlaklanın, kötü ahlaktan vazgeçin şeklinde Kur'an ve sünnetin bolca emirleri, ahlakın güzelleşebileceği, kötü ahlakın da terk edilebileceği bir durumu her şeyiyle ortaya koyar. Çünkü eğer insan için bu mümkün değilse, güzel ahlakı uygulamak, kötü ahlakı bırakmak mümkün değilse, İslam bunun için niye ısrarlı emirler vermiştir? İslam çünkü muhal olan, mümkün olmayan bir şeyi emretmez. Teklif ancak güç yetirilebilen şeyleredir. Allah kaldıramayacağımız yükü yüklemez. Öyleyse her insanın kötü ahlaktan uzaklaşmaya, iyi ahlakla kendini süslemeye gücü ve ehliyeti vardır ki Allah güzel ahlaklı olmayı emretmiş, çirkin ahlakları bırakmamızı ifade etmiştir. Onun için mutlaka biz şimdiki bulunduğumuz noktadan çok daha güzel ahlaklı olabiliriz. Nice kötü alışkanlıklarımızı, kötü huylarımızı terk edebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim, Allah'ın emirlerine itaat edelim ve mazeret üretmeye çalışmayalım. Yine Şems suresinin 7 ila 10. ayetlerini düşündüğümüzde şu hususlar ortaya çıkar. Önce ayetlerin mealini vereyim. Andolsun her nefse ve onu düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı, takvayı ilham edene ki onu, nefsini tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş, onu alabildiğine örten kişi de elbette ziyana uğramıştır denilir. Onun için nefsimizde, içimizde takvaya yönelik de, günaha, kötülüğe, fücura yönelik de özellik vardır. İşte nefsimizi düzeltmek bizim elimizdedir. Bu ayetler onu ifade eder. Bununla beraber ahlak, kazanma ve değiştirme kabiliyetleri bakımından insanlar birbirlerinden elbette farklıdır. Akıl ve zekaları, öğrenme kabiliyetleri nasıl farklıysa insanların, bazı insanlar ahlaki erdemlere çok daha meyillidir ya da ahlaki özelliklerin bazılarına çok müsait bir yapıda, karakterdedir. Bazıları ise biraz daha zor bu alışkanlıkları kazanabilir, güzel alışkanlıkları. Ya da her insanın söz gelimi kötü alışkanlıkları bırakmadaki aşamaları, zahmeti aynı olmayabilir. Bazı insanlar söz gelimi sigarayı çok çabuk bırakabildiği halde, bazıları işte çok büyük mücadelelerde bulunurlar veya kaç kez sigarayı bırakma kararı verdikleri halde uygulamada zorluklar çekebilirler. Tabii bu mazeret sayılmaz. Yani ben irademe sahip olamıyorum, gücüm yetmiyor, İşte şu kötülüğü veya sigarayı terk edemiyorum demek, böyle bir bahaneler peşinde bulunmak kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Ama mümkün bazı insanlar daha az zahmetle bu işi becerebilirler. Bazıları daha çok zahmet ile yapabilirler. Ama her insan kendi iradesine sahip olabilir. Kendi nefsini kötülüklerden alıkoymak için frenlere basabilir. Bu mümkündür ki Allah haramları terk etmemiz için bizi yönlendirmiştir. Bizi o noktada eğitmeye ve ahlaki erdemleri artırmaya teşvik etmiştir. Yapabileceğimiz durumdur ki Allah bunları bize mükellef olarak görev şeklinde vermiştir. Yani bazı insanlarda ahlaki bir takım davranışlar tamamen kökleşmiş olabilir. Belirli bir huy, ahlak üzerinde yaratılan kimseye bunu nefsinde tatbik etmek ve buna devam etmek kolay olur. Çünkü o yaratılışı dolayısıyla bu hususta zorluk çekmez. Söz gelimi cömertliğe meyilli insanlar vardır. Cömertlikten zevk alırlar, ikram etmekten zevk alırlar, başka birisine yardım etmekten zevk alırlar. Bazı insanlarda ise biraz cimrilik öne çıkmıştır. Bu kimsenin de cömert olması zahmetler yönüyle diğerinden elbette farklıdır ama o da belirli oranda kesinlikle cömert olabilir.
kendini yetiştirerek, ilahi emirleri önemseyerek, kendini kontrol altında tutarak, nefsine ne zor gelecek yükümlülükleri de vererek ne yapabilir? Gayret ederek bu noktaya gelebilir. Sevgili dinleyiciler, unutmayalım ki İslam huyları değiştirmek için geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemâ bi'ustu li utemmime mekârimel ahlak buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında bütün risalet görevi, emir ve tavsiyeleri güzel ahlakı, ibadet açısından, davranış açısından, insanlar arası ilişkiler açısından, Rabbe karşı tavırlar açısından, kişinin kendi nefsine karşı tavırları, ailesine karşı görevler açısından güzellikleri, güzel ahlakı tamamlama noktasındaki görevdir. Dolayısıyla eksikler vardır, yanlışlıklar vardır, hatalar vardır insanların ahlak konusundaki davranışlarında. İşte Peygamberimiz insanların ahlakını güzelleştirmek için, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Zaten dinimiz güzel ahlak diye tanımlanabilir. Her şey güzel ahlakla bağlantılıdır. İman bile güzel ahlaka sahip olmayanların imanı olmayacağıyla alakalı çokça hadis-i şerif ifade edebiliriz. Peygamberimizin hayatında da işte güzel örnekler olduğu, Allah'a iman eden kişiler için güzel örnekler olduğu ayetini hatırlarsak, Peygamberimizi her insan, her Müslüman örnek alabilecek durumdadır. Ona benzeyebilecek, onun sünnetlerini yaşayabilecek imkanı ve güce sahiptir. Peki ahlakı düzeltip güzelleştirmek nasıl gerçekleşir diye sorarsak, şunları söyleyebiliriz. Kötü ahlakın tesirini azaltarak, onun gereğini ve ona götüren yolları bulup o şekilde davranmak bizi güzel ahlaka götürür. Mesela öfkeleniyoruz. Bunu tesirlerini değerlendirip öfkemizi yerine getirmekten, öfkelenmekten kendimizi alıkoyabiliriz. İşte öfke anında nefsimize hakim olma bilincine öncelikle zorlanarak da olsa sahip olmaya çalışırız. Bu gayret, devamlı ısrar mutlaka bizi öfkemize sahip olacak bir noktaya götürecektir. Eğer bunun bilincini değerlendiriyor ve bunun kötü neticelerini hesaba katıyorsak. Yine ahlakın temelindeki kirleri yok etmek, budamak, temizlemek veya İslam dininde istenilen tarafa, hedefe yöneltmek, kötü ahlakı güzelleştirmek için sebeplerden bir tanesidir. Mesela insanın dövmeye, kırmaya meyilli, asabi bir yapısı olduğunu düşünelim bazı insanların. Bunları şecaat gibi, cihat gibi, Allah yolunda öfkemizi kullanacağımız, sertliğimizi Allah yolunda, Allah için, Allah'ın dinine engel olanlara karşı yönelteceğimiz durumda kötü ahlakımızı iyi ahlaka yöneltmiş oluruz. Kendimizi çok seviyorsak, işte Allah'ın yanında üstün olacak, insanları hayırda geçecek noktada kendimize hedef biçersek, o zaman egoistlikten, bencillikten, enaniyetten, gurur ve kibirden sıyrılıp Allah'ın razı olacağı bir kul olmaya kendimizi yönlendirebiliriz. Üçüncü olarak, kötü huyu iyi huy ile değiştirmek için gayretlerde bulunmak. İnsanın kendisine devamlı bu alışkanlıkları kazanabilmesi için devamlı kendisini gözlemesi, hesaba çekmesi, hatalarını, sevaplarını kontrol altında tutması gerekecektir. Ve böyle davrana davrana insan kötü huyları iyi huy ile değiştirmenin yoluna gidecektir. Yine ahlakı düzeltmenin vasıtalarını ifade etmiş olayım. Birincisi, evvela İslam ahlakını tanıyacağız. İslam'ı iyi bileceğiz. Bilgi sahibi olacağız. İkincisi, ahlaka olan ihtiyacı bileceğiz. Konuların bizimle bağlantısını değerlendireceğiz. Üç, bunları hatırımızda tutacağız. Yani sadece kuru bilgi olmaktan çıkartacağız. Devamlı gündemimizde İslam olacak, İslam ahlakı olacak. Dördüncüsü, İslam akidesinin prensiplerinin kuvvetlenmesine önem vereceğiz.
imanı kuvvetlendirmeye çalışacağız. İmanımız kuvvetlendiği müddetçe bizi güzel ahlaka yönlendirecektir. Beşincisi, iyi işleri bizzat yapmaya çalışacağız. Amelsiz ilmin kafi gelmediğini unutmayacağız. Mesela ilaç tavsiye eden bir durumu örnek verebiliriz. Kendimize hasta olduğumuzu düşünelim. Bir ilaç tavsiye edildiyse, bu tavsiye edilen ilaçları kullanmadığımız müddetçe bizim iyileşmemiz kolay olmayacaktır. Yani o ilacın kullanılması ancak bize fayda getirecektir. Kullanılmayan ilacın faydası olmadığı gibi İslam'ı, İslam ahlakını çokça bilmiş olsa bile bunu hayatına yansıtmadığı, amel etmediği müddetçe güzel ahlaklı olmak elbette mümkün olmayacaktır. Altıncısı, farzları ve dinin tavsiye ettiği vacipleri, müstehapları, mendupları, iyi amelleri, ibadet ve hayırları çokça yapmaya çalışmak. Çünkü İslam bir bütündür. Farzları yerine getirenin ahlakı da güzelleşecek, haramları terk edenin ahlaki güzelliği de artacaktır. Mesela namazın fahşa ve münkerden insanı alıkoyduğunu Kur'an ifade eder. Yine mesela oruçla biz takvaya ulaşırız, güzel ahlaka, ihsan bilincine yaklaşabiliriz, sabrı öğreniriz, fedakarlığı, cömertliği zekatla, oruçla, diğer ibadetlerle yerine getirerek öğrenmiş oluruz. Yani farzların ve haramları terk etmenin insanı güzelleştirmesi, ahlakını, huyunu sevilecek hale dönüştürmesi kesinlikle mümkündür ve gerçek ibadetler, gerçek olarak Allah'ın kurallarına uyma insanı ahlak yönüyle güzelleştirir. Yine kötü ahlaka karşı zıt davranışlarda bulunmak. Yani nefsimiz bir kötülüğü yapmak istiyorsa tam tersine bir iyiliği yapmaya çalışmak, nefsimizin, hevamızın, şeytanın emrine uymamak, onun tersini yerine getirmek. Söz gelimi nefsimiz namazı zor mu gösterdi, kendimize böyle üşengeçlik mi verildi, bahaneler mi icat etmeye çalıştık? Hemen tam tersine normal namazı kıldığımız gibi bir de nafileyi veya bir kaza namazını kılarak bu nefsimizin hevasına tam ters istikametle davranışta bulunmak ahlakı güzelleştirir. Yine tabii ki nefsimizin hevası zorluğu istemez, hoşlanmaz. Rahatı, keyfi, eğlenmeyi, dinlenmeyi sever. İşte biz nefsimizi terbiye edip güzel ahlaka sahip olmak için zorluğa katlanmayı ve bazı zahmetli işleri rahatlıkla yapabilecek bir olgunluğa gelmeliyiz. Yani hevamızın emrine uymayıp zahmetlere, sıkıntılara, eğer o gerçekten güzel bir şeyse, Allah'ın tavsiye ettiği, dinin tavsiye ettiği bir hususta ona katlanmaya alışacağız, nefsimizi alıştıracağız. Yine iyi ahlaklılarla, güzel insanlarla, Kur'an'ın sadıklar dediği, salihler dediği insanlarla bir arada bulunmak, bir cemaat içerisinde şuurlu, güzel ahlaklı insanlarla beraber olmak, çevremizi iyi insanlardan oluşturmak, ahlakımızı güzelleştirmek için çok önemlidir. Kötü huylar bulaşıcı olduğu gibi güzel ahlak da bulaşıcıdır. Onun için biz kötü çevrelerde bulunursak, tepkisiz hele onlarla samimiyetimizi sürdürürsek mutlaka kötülük çok çabuk bize de sirayet edecektir. Tersine iyi insanlarla, salihlerle, güzel insanlarla beraberliğimizi çokça yerine getirirsek onların mutlaka güzelliklerinden yararlanacağız. Mis satanın yanında bulunanın mis koktuğu gibi, pisliğin yanında bulunanın pis koktuğu gibi biz de güzel insanlarla, salihlerle beraber olacağız ki davranışlarımız onların güzel davranışlarına benzesin. İnsanlar mutlaka çevresinden etkilenir. Dolayısıyla güzelliklerden etkilenmiş olalım. Yine iyi örnek edinme. Dolayısıyla peygamberimizden daha güzel ahlaklı bir kimse yoktur. Onun her davranışı da hemen hemen kitaplara girmiş. Hangi konuda peygamberimiz nasıl davrandıysa onun gibi davranmaya çalışmak, Resulün yolunu izlemek, o önderin izini takip etmek, bütün Müslümanlar için ahlakını güzelleştirme yönüyle, hayatını güzelleştirme yönüyle çok önemlidir. Biz bunlara değil, Avrupalılara, kafirlere, işte politikacılara, futbolculara, artistlere,
fahişe ve zibidi gibi yaşayan insanlara benzemeye çalışırsak, onları örnek görürsek, çocuklarımıza onları örnek olarak sunarsak, tabii ki onlara benzeyecekler. Onların da ahlakının güzel olmadığı için kendileri de ahlak noktasında örnek aldıklarından etkilenecek, onlara benzeyip gideceklerdir. Onun için Peygamberimizi çocuklarımıza ve kendimize ısrarla sık sık hayatını öne koyma, onları model alma yönüyle öğretmeliyiz, öğrenmeliyiz ve ona benzemek için gayretler sarf etmeliyiz. Yine ahlakımızı güzelleştirmek için iyi efendim yapacağımız şeylerden bir tanesi iyilikleri öğrenmeye çalışmak. Güzel ahlak özelliklerini Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmek. Neyin iyi ahlak olduğunu, Allah'ın tavsiye ettiğini, peygamberin tavsiye ettiğini bilmek gerekir. Çoğu hususlar cahiliyetten de kaynaklanabiliyor. Yine kötü çevreleri terk etmenin durumunu ifade etmeye çalıştım. Her güzel ahlaka bir düşkünlük yapmak, her güzelliği önemsemek bizim güzel ahlaka doğru gitmemize sebep olacaktır. Bu tür davranışlara sahip olursak giderek ahlakımızın güzelleşeceğine şahit olabiliriz ve bunları uygulamakta Allah'tan da yardım isteyerek, dua ederek onun lütfuyla kendimizin de gayretiyle devamlı güzelleşmeye, güzel ahlaka sahip olmaya gayret edebiliriz. Sevgili dinleyiciler, güzel ahlakı tavsiye eden bazı hadis-i şerifleri okuyacağım. Hadislerden bazı seçmeler sunacağım. Bunun yanında vaktimin el verdiği kadar da sonra çevremizdeki cahili ahlakla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağım ki kötülüğü tanımadan iyiliğin kıymetini bilmek, iyiliğe sahip çıkmak mümkün olmaz. Bugün çevremizdeki ahlaki yozlaşmayı, okullardaki ahlaki problemleri, toplumun giderek hırsızlığa, zinaya, efendim insanların hukukuna tecavüz etmeye, insanları yaralayıp öldürmeye giden nice ahlaki noktalarda anormalleştiğini, bunların arkasında İslam ahlakının bulunmadığı, yani şuurlu bir İslam inancının olmadığından dolayı da böyle cahili ahlakın olduğunu değerlendirmemiz lazım. Onun için de cahiliyeyi ahlak yönüyle de tanımamız gerekiyor ki onu terk edelim, ona hayır diyebilelim, onu tümüyle kendimizden uzaklaştıralım. Sevgili dinleyiciler, önce Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakla ilgili bazı hadislerini, kısa hadisleri size hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanları, ahlakı en güzel olanlarıdır buyuruyor Peygamberimizin. Buhari'nin, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri hadisleri de. Dolayısıyla imanımızın mükemmel olmasının göstergesi ahlakımızın güzel olmasıdır. Ahlakı güzel olmayan bir kimsenin takva sahibi olması, imanda yeterli seviyeye ulaşması mümkün değildir. Yine bir başka hadiste sizin en hayırlınız ahlakça en güzel olanınızdır buyuruyor. Dolayısıyla hayırlı insan olmanın yolu demek ki güzel ahlaklı olmaktan geçiyor. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadis müttefekun aleyh olarak çok önemli bir hakikati anlatıyor. Hayırlı insan, iyi insan, güzel insan olmak için işte sen benim kalbime bak, ben çok dürüstüm diyen insanın ahlakı gerçekten dürüst değilse, güzel değilse, Allah'ın emirlerine itaat eden bir konumda değilse, insanlara hayrı dokunamaz veya o insanın hayırlı olması mümkün olmaz. Demek ki hayırlı olmak için ahlakımızın her şeyden önce İslam ahlakına ait güzelliklerle dolu olması gerekiyor. Yine bir başka hadis-i şerifte kıyamet gününde müminlerin terazisinde, mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah-u Teala çirkin ve kötü sözlü kimseyi de sevmez buyuruyor. Ebu Davud'un, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadislerde. Dolayısıyla ahirette amel defterlerimizin artması, güzel ahlakımızın terazide ağır basması için ahlakımızı güzelleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de çirkinlikleri ve kötü sözleri terk etmemiz emrediliyor.
Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği başka bir hadiste, mizana konan ameller arasında güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur. İnsan güzel ahlakı sayesinde devamlı oruç tutup namaz kılan kimseler derecesine yükselir buyuruluyor. Evet, nafile namazı çokça kılamıyorsak, devamlı nafile oruç tutamıyorsak, güzel ahlaka sahip olduğumuz müddetçe Allah'ın bizi devamlı nafile namaz kılıyor, devamlı nafile oruç tutuyor şeklinde mükafat vereceğini unutmayalım. Evet sevgili dinleyiciler, güzel ahlakı sergilersek demek ki nafile ibadetleri devamlı yapanlar gibi ecre ulaşacağız. Güzel ahlak gibi şeref yoktur buyrulur İbn-i Mace'nin rivayet ettiği başka bir hadiste. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, az önce de ifade ettim, Muvatta'nın ve yer yer Buhari'nin benzer rivayetleri, Ahmed İbn Hanbel'in rivayetleri var. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. İnsanların cennete girmelerine en çok sebep olan nedir ya Resulallah diye peygamberimize sordular. Allah'tan korkmak, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak ve güzel ahlaklı olmak buyurdu. Demek ki cennete girmeye en önemli sebep Allah'tan korkmak ve güzel ahlaklı olmak. Peygamber bu şekilde cevap veriyor. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan nedir diye soruldu. Peygamberimiz insanın ağzı ve avret yeridir cevabını verdi. Evet, insan daha çok çirkin ahlakı, kötülükleri, günahı ya ağzı vesilesiyle, ağzından çıkan sözler veya ağzından giren haram lokmalar vasıtasıyla elde eder veya işte şehvetine sahip olmadığı için, avret yerine sahip olamadığı için çirkin ahlaklara, kötülüklere gider. İnsanın bu iki organını muhafaza ettiği, koruduğu müddetçe Peygamberimizin o insana cenneti garanti ettiğini diğer hadis-i şeriften anlıyoruz. Dolayısıyla iki dudağı arasındaki ve iki bacağı arasındaki organlara sahip olan, onları haram işlememek ve güzel ahlak yönüyle garanti eden kimseye cenneti de ben garanti ederim diyor Allah Resulü. Dolayısıyla edep dediğimiz şey zaten üç harften ibarettir. Elif, dal, be. Elif ele, dal dile, edep derken be de bele sahip olmaktır. Elimize, dilimize, belimize yani şehvetimize sahip olduğumuz, onları kontrol altında tuttuğumuz müddetçe güzel ahlaklı olacağız ve Müslüman olmanın tadına varacağız. Etrafımıza da hep güzellikler saçacağız demektir. Evet, diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyurur. Her kimi yaptığı iyilik sevindirir ve kötülük de günah da üzerse o kimse olgun bir mümindir diyor. Yani vicdanımızı bizim davranışlarımıza yön verecek şekilde imanla beslemeliyiz ki bir kötülük yapınca vicdanımız bizi rahatsız etsin. Bir iyilik, güzel ahlak sergilediğimizde de içimizde bir huzur, bir güzellik duygusu oluşsun. Böyle olursa kamil mümin olmaya doğru adım atmış oluruz. Allah Resulü'nün, Müslim'in ve Tirmizi'nin, Darimi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte. Bir adam Peygamberimizin karşısına gelerek, ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir diye sordu. Peygamberimiz güzel ahlaktır dedi. Bu soruyu o adam tekrar tekrar sordu. Dördüncü defa sorduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek, sana ne oluyor, anlamıyor musun? Güzel ahlaktır amellerin Allah yanında en faziletlisi diye buyurdu. Yine bir grup insan gelerek Peygamberimize, Allah'a kullarından en sevgili olan hangisidir dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahlakı en güzel olandır buyurdu. Allah'a kullarından en sevimli olanı, ahlakı en güzel olandır. Yine bir başka hadis-i şerifte, sizlerden kıyamet gününde en çok sevdiğim ve bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyurur. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. İnsanlara güzel ahlakla muamele et denilir. Yine Tirmizi ve Darimi'nin rivayetindeki hadis-i şerifte. Su buzu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir, yok eder. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da güzel amelleri, davranışları bozar buyurmuştur Efendimiz. Gerçekten siz mallarınızla insanları memnun edemezsiniz. Onları ancak güler yüz ve güzel ahlakınız, güzel huyunuz memnun eder buyurur Efendimiz. Dolayısıyla insanlarla iyi geçinmek,
onları memnun etmenin yolu da onlara güler yüzlü davranmak, güzel ahlakı sergilemek, kaba, haşin, katı kalpli, sert bir tavır takınmamak, yumuşak huylu, müsamahalı ve durumu, şartları dikkate alan güzel davranışlarla onlarla muamele etmek insanların gönlünü kazanır ve onları da memnun etmeye sebep olur. Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda, ey müminlerin annesi, Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sorulduğunda, Ayşe annemiz, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diye sordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı Kur'an idi diyor annemiz. Müslim'in, Ebu Davud'un, Nese'yi'nin, Darimi'nin rivayet ettiği hadiste. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, Peygamberimiz ahlak konusunda Kur'an'ın örnek gösterdiği, her konuda en güzel ahlakı sergileyen, hiç çirkin ahlaka, kötü ahlaka ait bir iki husus bile barındırmayan model insan, örnek insandır. Niçin böyledir? Çünkü o Kur'an'ın emirlerini harfiyen uygulayan canlı Kur'an olması, ayaklı Kur'an olması yönüyledir. Biz de Kur'an'ı okur, Kur'an'ı hayatımıza geçirmek için gayret edersek, canlı Kur'an olmaya, yaşayan Kur'an olmaya çaba gösterirsek, Peygamberimizin sahip olduğu güzel ahlaka büyük oranda biz de sahip olacağız demektir. Peygamberin ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı, Kur'an'ın hayata geçirilmesiydi. Bizim de hayatımız öyle olmalı ve o istikamette yön bulmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine, Rabbim ahlakın en güzellerine varmak için bana yol göster diye dua etmişti. Allah'a yemin olsun ki hiçbir kul kendi nefsi için istediği güzelliği kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Yani mükemmel, kamil manada mümin olmaz buyuruyor Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. O yüzden bencil olmamalı, kendimiz için istediğimizi başka kardeşlerimiz için de, başka insanlar için de istemeliyiz ki güzel ahlaka sahip olabilelim. Haklı olduğu halde bile çekişmeyi bırakan kimseye cennetin avlusunda bir köşk verileceğine, yalan söylemekten kaçınan kimseye cennetin ortasında bir köşk takdim edileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en güzel yerinde bir köşk sunulacağına ben kefilim buyuruyor Peygamberimiz Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Onun için sevgili dinleyiciler, birbirimizle kırıcı tartışmalar, çekişmeler, münakaşalar, kavgalar bizi cennetten mahrum edebilir, güzellikten mahrum edebilir, dünyamızı da cehenneme çevirebilir. Huzursuzluk hem kendi içimizde hem bizim bulunduğumuz yerlerde artar. Onun için yumuşak huylu, insanlarla kavga etmeden güzel bir şekilde geçinebilen ama hak namına onların yanlışlıklarını da düzelten, suya sabuna dokunan ama temizlik için bunlara dokunan, etrafındaki insanları da temizliğe, güzelliğe davet eden bir tavır sergilemeliyiz. Müslüman, Müslümanların onun elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir buyuruyor Müslim'in rivayet ettiği hadiste Efendimiz. Onun için elimizden ve dilimizden, her şeyimizden insanlar güvenmeli, bizden zarar gelmeyeceğine, bize her şeylerini emanet bırakabileceklerine, para konusunda, mal konusunda, canları konusunda, evleri konusunda, ahlak namusları konusunda bizden hiçbir zarar gelmeyeceğine kefil olmaları gerekiyor ki biz gerçekten Müslümanlığımızı ispat etmiş olabilirim. Akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de nefsini hevasının peşine takan, keyfine göre davranan ve Allah'tan hak etmediği, layık olmadığı temennilerde bulunan kimsedir diyor Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayetinde. Dolayısıyla nefsimizi hesaba çekmeli ve ölüm sonrasına hazırlanmalıyız. Dünyanın istikbali, rahatı çok önemli değildir. Önemli olan esas kalacağımız ana vatanımız, baba ocağımız olan cennet içindir. Oraya yönelik, orada geçer akçeler bırakalım, oraya azıklarımızı gönderelim. Cennette hiçbir köşk yok. Burada yaptığımız güzel ahlak, güzel davranışlar, salih ameller orada bize köşk olarak karşımıza çıkacaktır. Onun için oraya yatırımlarımızı dünyaya yatırımlarımızdan daha önemseyelim
oraya hazırlanalım inşallah. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir diye hadisi de ifade etmiştim. Helal da belli, haram da bellidir. Bu ikisi arasında ise şüpheli durumlar vardır. Şüpheli şeylerden sakınan kişi dininin şerefini korumuş olur buyuruyor. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadiste. Onun için sevgili dinleyiciler, şüpheli şeylerden bile sakınmalıyız. Haram veya helal olması konusunda ihtilaf varsa, şüphe varsa, kesinlik yok ise onlardan da kaçınmalıyız. Ya da yer yer ihtilaflı konularda takvayı tercih eden, azimeti tercih eden bir tavır sergilemeliyiz. Ki dinimizin şerefini korumuş olalım. Allah'ın rızasına ermiş olalım. Mümkün ki o şüpheli şey ya haramsa, ya kötüyse, ya çirkin bir ahlak özelliği ise diye o taraftan olaya bakalım. Bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyuyorsa gerçekten mümin olmuştur buyuruyor başka hadiste. Evet sevgili dinleyiciler, kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Bir başka güzel ahlakla alakalı. Pehlivan meydanda başkalarını yenen değil, öfkelendiği sırada nefsine hakim olan kimsedir. Allah kötülüğü affeden kişiyi mutlaka aziz, güçlü ve yüce kılar buyuruyor. Hadis-i şerifler çok. Ben bu kadarla yetinmek istiyorum. Biraz cahiliye ahlakıyla ilgili girişte bulunayım ki o ahlakı tümüyle reddetmiş olalım. Cahiliye ahlakından sakınmanın yollarına girelim. Sevgili dinleyiciler, tevhid kelimesindeki espri İslam'ın genel bakış tarzıdır. Önce reddedilmesi gereken hususların ortaya konulup belirlenmesi, zihin, kalp ve davranışlarla ilgili batıllardan uzaklaşılması gerekir ki sonra boşalıp temizlenen yere Hakk'a ait güzellikler girsin. İşte İslam ahlakının ayrıntılarına geçmeden önce de cahiliyenin ve özellikle günümüzün modern cahiliyesinin ahlaka bakış tarzlarını görmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde İslam ahlakı cahiliye ahlakıyla karışıp bulanması, reddedilmesi gereken sentezler oluşması engellenebilir. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye kavramı toplam 4 yerde geçer. Bu 4 yerde cahiliyenin inanç sistemi vurgulanır. Ali İmran 154'te. Yine cahiliyenin kendine göre bir yaşayış biçimi, cahiliye taassubu ve barbarlığı vardır. Fetih suresi 26'da bunlardan bahsedilir. Cahiliyenin kendine göre bir hüküm, yönetim ve devlet anlayışı vardır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir siyasi ve sosyal yapısı vardır. Bu da Maide suresi 50. ayetinde vurgulanır. Yine cahiliye ahlak anlayışı ya da cahiliyenin ahlaksızlığı diyebileceğimiz bir durum vardır ki bu özellikle kadınların cinsel yönlerini erkeklerin yanında, yabancı erkeklerin yanında sergilemesi mahiyetinde Kur'an'da yer eder. Ahzab suresinin 33. ayetinde işte cahiliye ahlaksızlığı kadınların davranışları yönüyle vurgulanılır. Cahiliye kelimesi sevgili dinleyiciler İslam'dan önce diye tercüme edilemez. Çünkü o daha çok şimdiyi gösterir. Cahiliyede teslimiyet ve tevazuya aykırı düşüren özellikler baskındır. Ama günümüzdeki cahiliyede de eski cahiliyenin hemen tüm özellikleri söz konusudur. Cahiliye belli bir döneme ait bir olgu değildir. İnsan hayatında sürekli var olan bir yaşayan olgudur. Peygamberimizden önceki dönem cahiliye devri olduğu gibi günümüz modern cahiliyesi de batı etkisindeki yaşayış ve ahlaksızlıklar da atalar dini halinde devam eden Kur'an'a ters eski gelenek ve görenekler de en büyük ve en ilkel cahiliyedir. Cahiliyeyi yalnızca İslam'dan önceki dönem diye çevirme yanlıştır. O dönemin adı da cahiliyedir. Peygamberimiz öncesi dönem. Ancak bu kavram cahili davranış ve inançların genel adıdır. Firavun nasıl haddi aşan, azan, kibirlenip kendini Allah'a muhtaç görmeyen zulmün ve tuğyanın yani azıp sapıtmanın sembolü ise cahiliye de bilgisizliğin, bilgisizce hareket etmenin, yaptığı şeyin sonucuna bakmayanın, Allah'ı ve onun ayetlerini anlamamanın, Allah'a isyan etmenin ne kadar kötü olduğunu idrak edememenin sembol kavramıdır cahiliye. İnsanların hevalarına uyduğu, nefislerinin isteklerinin kulu olduğu, Allah'ın hükümlerinin kabul edilmediği, çeşitli ilahlara,
tapınıldığı, sömürü ve zulmün bulunduğu, ırkçılık, kavmiyetçilik ve asabiyenin, tarafgirliğin yaygın olduğu, hüküm vermede hakkın ve adaletin uygulanmadığı her yer ve her zamanda cahiliye var demektir. Günümüzde de çeşitli yerlerde, tıpkı cahiliye döneminde olduğu gibi, Allah unutulmuştur, başka putlara meyledilmiştir, başka tanrılar, ilahlar edinilmiştir. Allah'ın hükmü yerine başkalarının koyduğu kurallar ve ilkeler öne çıkartılmıştır. O ve onun hükümleri hayata ve insanların işlerine sokulmamaktadır. Camide ibadet edilen Allah, sokaklarda, iş yerinde, mahkemelerde, eğitim kurumlarında, meclislerde hükmü geçen Allah olarak değerlendirilmez. Allah'ı oralara karıştırmaz insanlar. Aynen cahiliye hayatında olduğu gibi. Hatta cahiliye hayatı her konuda yaratıcı olarak, büyük ilah olarak Allah'ı kabul ettiği halde, bugünün cahiliye anlayışı Allah'ı onlar kadar bile hatırına getirmezler. Her konuda onun yaratıcı olduğunu bile kabul etmeyen anlayışlar söz konusudur. Günümüz insanlarının çoğu unuttukları alemlerin Rabbi Allah'ın yerine sayısız ilahlar ve putlar bulmuşlar ya da onu koymuşlardır. Tıpkı eski Arap cahiliyesinde olduğu gibi sahte tanrılara ibadet edilmektedir. Ölçüler ilahi kaynaktan değil hevalardan alınmaktadır. Güçlünün borusu ötmekte, sözü geçmektedir. Zayıflar yine ezilmekte, insanlar haklarına yine gereği gibi kavuşamamaktadır. Kumar, zina, fuhuş, hırsızlık en geniş şekilde cahiliye döneminde olduğu gibi günümüzde de yaygın bir şekilde yapılmakta. İçki gibi, içkiler su gibi içilmekte, faiz ekonominin can damarı kabul edilmekte, onsuz ekonominin olmayacağı düşünülmektedir. İslam'ın günah dediği pek çok şey çağdaş ahlak sayılmaktadır. Kadınlar yine cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmakta, alınıp satılmakta, kadın hakkı çağdaşlık kabul edilerek kadın hakkı diye kadınlara en büyük haksızlıklar, onu sadece cinsel obje olarak erkeklerin oyuncağı haline getirme öne çıkartılmaktadır. Kısaca Kur'an'ın cahiliye toplumu dediği müşrik toplumun anlayışı, ahlaksızlığı, yönetim tarzı, eğitim tarzı az bir değişiklikle günümüzde de devam ediyor. Allah onun yüce hükümleri ve ahireti hesaba katılmıyor. Bu durum da cahiliyeden başka bir şey değildir sevgili dinleyiciler. Cahiliyenin temel özelliklerini hatırlamış olalım. Onlar putlara tapıyorlardı, içki çok içiyorlardı, kumar oynuyorlardı, faiz yiyorlardı, zinayı normal görüyorlardı, kadına hakkını vermiyorlardı, bazı yiyecekleri kadınlara haram kılıyorlardı, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Dolayısıyla bu özelliklerin hepsinin bu toplumlarda da aynen uygulandığını görüyoruz. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüyor diye düşünebilir bazı dinleyicilerimiz. Bugün çok daha fecisi yapılıyor. Sadece kız çocukları değil, kız erkek, bütün çocukların sadece dünya hayatı değil, esas ahiret hayatı mahvediliyor. Allah'a uygun bir eğitim, terbiye, ahlak verilmediği, inanç verilmediği için çocukların dünya hayatı mahvedilmiyorsa bile ondan çok daha önemli ahiretleri mahvedilmiş oluyor. Dolayısıyla bu cahiliye döneminin çocuklarını diri diri toprağa gömmekten çok daha feci bir durum oluyor aslında sevgili dinleyiciler. Onun için cahili değerleri tümüyle değersizlik olarak vurgulamak ve onların tümünden vazgeçmek gerekiyor. Bugün cahiliye deyince tabii Batı ahlakı, Batı'yı örnek alan bir yaşayış, siyaset ve sosyal yapı karşımıza çıkacaktır. Batı'nın ahlaki durumu nedir? Bunları önümüzdeki hafta inşallah enine boyuna vurgulamak üzere vaktimiz dolduğu için bugünlük burada sözü noktalıyorum. Güzel ahlaka sahip olmak için en güzel inanç esası olan İslam'a tümüyle gönül verip onun ilkelerine inanıp hayatımıza geçirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Onun için sevgili dinleyiciler, güzel ahlaklı olmanın olmazsa olmaz şartı en güzel inanç esasları olan Kur'an ve sünnetin inanç esaslarına tümüyle gönül vermek, onları hayata geçirmek için
gayret sarf etmektir. Bu prensiplere sahip olmanız duası, tavsiyesi, ümidiyle hepinizi Allah'a emanet eder. Hayırlarla, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.